metabolizmanızı hızlandıran kilo vermeyi öğrenirseniz ömür boyu kilo vermeyi öğrenirsiniz. Hem kısmıyorsun hem de kilo veriyorsun. İzleyicilerimize hemen bir mor sos tarifi vermek isterim. Bu metabolizma hızlandırır. Hem de iyi hızlandırır. Kafkas ballı, İran safranı ve B12 vitamini yükseltmek isteyen birisi nasıl yükseltmelidir? Bir, Uzun ciğerinin miktarı kadar Kuru soğan ve kapri biber. Baharatlarla beraber pişirir. Tencere ağzı kapalı. Özellikle kiraz, vişne sirkeleri muhteşem olur. Sonra bunun yanında sabah uyandığında yorgun uyanıyorum diyen bir kişi mutlaka karaciğer otosomu yapması önerir. Gözlerinde ciddi anlamda sarılıklar görülür. Dil altlarında sarılıklar görülür. Özellikle akşam kahve, çay, vay içtilerse Şorucu eşittir hızlı yaşamaktır. Gözündeki o canlılığı elinden alır. Elin, ayakların buz kesilir. Sizi tanıyalım. Doktora Eyüp Ben, Türkiye Tıbbi Beslenme Kulübü Kurucu Hekimiyim. İnsanların besinlerle ve hastalıklar arasındaki ilişki üzerine çalışmalar yapıyorum. Neden B12 eksikliği yaşarız? B12 eksikliği belirtileri nelerdir? sağlam bir midesi olmayan, sağlam bir bağırsağı olmayan B12 vitamini olmaz. Bu toplumun %20'sine yakını mide koruyucu ilaç kullanıyor. Bu insanların B12 vitaminini güçlü bir hale getirebilir. Şansı yoktur. Midesi sağlamada ama bağırsakta bir flora problemi var. İnce bağırsağa ilgilenen floradaki bütün problemlerde bir B12 vitamin problemi olarak karşınıza çıkabiliyor. B12 vitamini yükseltmek isteyen birisi nasıl yükseltmelidir? Bir, Kesinlikle mideyi güçlendirmek zorundalar. Mideyi neyle güçlendireceğim hocam dediğin zaman kuru soğan. Yemeğin yanına kuru soğan yiyenlerin mide güçlenir. Ama kuru soğan zarını koparacaksın ve iyi çiğneceksin. İkincisi kekik gibi, karvaklol gibi bir ürün kullanarak da mide asit güçlenir. Üçüncüsü sirke. Müthiştir sirke kullanımının B12 vitaminini düzeyini yükselteceğinden emin olun. Dolayısıyla B12 vitaminini yükseltmek isteyenlerin mide asitlerini güçlendirmeleri ve bağırsak floralarını düzenlemeleri gerekiyor. Ve şimdi sıra geldi B12 kaynağı olan besinleri öğretmeliyim. B12 vitamini kaynağı besinlerde kuzu ciğeridir, keçi boynuzu özüdür, kırmızı pancardır. Bunları isterse tek öğünde bile yiyebilirsin. Kuzu ciğerinin miktarı kadar kuru soğan ve kapri biber baharatlarla beraber pişirir. Tencere ağzı kapalı. Sonra bunun yanına bir şalgam koyarım. İçerim. Al b be 12 deposu vitamin yemeği. İnanılmaz etkili. Et tüketimi de B12 vitamin değerini yükselttiği kesin. Kuzu kemik sularının da bu konuda katkısı olacağına inanırım. Ama kuzu kemik suyunu içerken yanına böyle bir parçacık limon sıkmalı. O zaman daha da etkili olur. Keçi boynuzu özüne gelince tahinle karıştır. Küçük boynuz özünü. İçine iki tane ceviz koy. Çok az bitter, bitter çikolata üzerine eklersen böyle ya da meşe balık koy. Meşe balı, tahin, küçük boynuz üzerine Üzerinde acı greyfurt suyu. Muhteşem bir haz, muhteşem bir lezzet. aslında bir 12 vitamin de buz. Ama tüm bunların etkili olması için ne gerekiyor demiştim. Miden güçlü değilse halen eksiği kalır sağlıklı ve kolay bir şekilde kilo verebilir miyiz? İnsan her gün günlük 2000 kilo kalori civarında yakar. Yani hiçbir şey yapmasa. 2000 kalori acısı spor falan yapmadın. Sen bunu 1500 kalorilik diyet verdin ve ona dedin ki artık aylık 3-4 kilo vereceksin demektir. Fizyoloji matematik böyle işlemiyor. Sen ona 1500 kaloriyi neyle verdin? Salatayla verdin. Akşam salata yiyeceksin. Gündüz işte yeşil elma yiyeceksin. Kalorisi düşük, yağsız besleneceksin. Fakat sen bunu yaparken aynı anda yediklerinle, o yeşilliklerle, salatalıkla, domatesle, biberle, sirkeli sularla, limonlu sularla farkında değilsin. Ne yapıyorsun biliyor musun? Sen günlük metabolizma hızını 1200 kaloriye çekti. Hı. Sen hala artı 300 desin. Bu yavaş yavaş gelir. Fark edemezsin. Bunu böyle 2 hafta 3 hafta yaptığın zaman metabolizma kendi iç dinamiği olan bir dengeye gider. Bu kadar az kalori geliyor. Ben de bu az kalorinin karşılığında çokça kolajen yıkmak zorunda kalıyorum. Adamın eli ayakları üşümeye başlıyor. Cildi kurumaya başlıyor. Niye? Bir şirket gibi düşün olsa. Para yoksa böyle bazı yatırımları ertelersin. Vücutta enerji yoksa ayağa enerji göndermez. Vücutun enerji yönetimi bundan farklı değil. Saçlar niye dökülüyor zannediyorsun? Fizyolojinin enerjisinin yetersizlik sonucu. o. O yüzden de ben bu enerjinin düşüş halini fark etmezsem. Önce kilo verir. Verir. Verir her şey güzel gider. Sonra gelir. Bu nasıl bir diyet ya? Ben bir ayda 4 kilo verdim. 10 günde 4 kilo aldım. Çünkü üstad metabolizman şu an halen 1000 kaloride çalışıyor. Sen günlük 2000 kalori almaya başladın. Metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermeyi öğrenirseniz ömür boyu kilo vermeyi öğrenirsiniz. Metabolizmayı hızlandırmanın yolu ne? izleyicilerimize hemen bir mor sos tarifi vermek isterim yeşil sos tarifini vermek bu metabolizmi hızlandırır hem de iyi hızlandırır Kafkas ballı İran safranı ve ginsengler bir araya getirilir vücut metabolizması hızlanmaya başlar <laughs> yıllardır ayaklarının sıcaklığını hissedememiş insanların ayakları ısınmaya başlar elleri ısınmaya başlar Kaloriyi kıslamaya gerek var mı şimdi sana ilginç bir bilgi vereceğim bir insanın vücut ısısını bir derece artırmaya başlarsanız metabolizması yüzleri artıyor? Yani 2000 kalori mi harcıyordunuz? Vücut ısınızı sadece bir derece artırmayı başardığım andan itibaren vücut ısınızın sayesinde 2400 kalori harcayabiliyorsunuz. Aynı anda. Şimdi kilo vermek nasıl? Hem kısmıyorsun hem de kilo veriyorsun. Sağlıksız bir karaciğerin belirtileri neler? Halsiz demektir. Halsizliğe öfke yönetiminin yokluğu da eşlik eder. Sabah uyandığında yorgun uyanıyorum diyen bir kişi mutlaka karaciğer ultrasonu yapması önerir. Çünkü niye yorgun uyanıyorsun? Sen bütün gece uyudun ha. Vücudunu temizlemiş olman lazım değil mi? Yani dinç mi alman lazımdı? Gözlerinde ciddi anlamda sarılık vardır onların. Sararmalar olur. Dil altlarında sarılıklar görülür. Şeker problemleri varsa şekeri regüle edemezler. Tansiyon problemleri varsa tansiyon regüle edemezler. Ve karaciğer problemi olanlar eğer özellikle akşam kahve, çay, may içtilerse onu detoksifiye edemedikleri için uykusuz kalırlar. Böyle bir sorun yaşanır. Çünkü kahve ve çay kan dolaşımından hızla uzaklaştırmak için karaciğer kullanır. Karaciğerde tembel durumda. çalışkan değil, hızlı değil demek istiyorum. bu durumda kahve vücutta dolaşmaya devam eder. Nereye? Beyni uyarmaya devam eder. Kafein beyni uyarmaya devam eder. Halbuki karaciğerin bir kere geçtiğinde karaciğer onu alıp sen burada ne işin var deyip atması gerekiyordu. Ama atamıyor. Çünkü yorgun. Su orucunun faydaları nelerdir? Zararları var mıdır? İnsan her an yeni hücre üretmek zorundadır. Özellikle de gece. Her gece insan sabaha kadar 100-150 milyar arasında değişen yeni hücre üretmek zorunluluğu vardır. 100-150 milyar yeni hücre üretecek kişi için söylüyorum. Sen bir gün, iki gün, üç gün aç kaldığın zaman bu 100 milyar yeni hücreyi hangi kaynaklarla üreteceksin sorusunun cevabını bulamazsan sorucu eşittir, hızlı yaşlanmaktır. Bu hızlı yaşlanma sürecinin bana verdiği şey kanserden kurtulmaksa kabul ederim. Ama durup dururken kilo vermek için sorucu yaptıysan eyvah derim. Yaptığın sorucu senin en hayati kollajenlerini yıkar, ve en hayati cildindeki güzelliğini alır. Gözündeki o canlılığı elinden alır. Elin ayaklarının buz kesilir. Saçlarında beyazlamalar yapar ve cildin kupkur olur. Kansızlık belirtileri nelerdir? En bariz belirtisi solukluktur. İkincisi halsizliktir. Çarpıntı içinde olmak. İleri belirtilerinden bir tanesi de saç dökülmeleridir. El ayak üşümeleridir. Unutkanlıktır. Zihni toparlayamamaktır. Tüm bunlar birer kansızlık belirtilerinin içinde yer alır. İnsan fizyolojisinde kan yapabilmesi yatırımdır. Yatırım yapabilmesi için gelir fazlası vermesi lazım. Harcamaları kısması gerekiyor. E ben sürekli öksürüyorum. E Sürekli gece terliyorum. e Sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. E şu sürekli sibo problemim var. Ne yapıyorum? Sürekli gider problemim var. Vücut fizyolojisi enerjisel anlamda yetersizleşir. Ayağında mantar olan birisinin kansızlığı tedavi etmeye çabalaması beyhudedir. Çünkü vücut direncinin yerlerde olduğunun kanıtı var orada. vücut direncini yükseltmelisin. Ondan sonra zaten vücut enerji fazlası verdiğinde kanı üretmeyi bilir. ya bu gözle bakma lazım. En büyük kansızlık sebeplerinden birisi abartılı olmasın. Kırktan fazla defa sıf kansızlık ve bir tedavi almışımdır. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bana senin problemin midedir dememişti. Benim mide problemlerim hiç bitmemişti sürekli mide koruyucu kullanıyorum. Kan değerlerimi yükseltmeye çalışıyorum. Bir insanın mide sorunu varken bir sorun çözme ulaşmayacak. Kansızlıktan kurtulmak için hangi gıdalar tüketilmeli? Demir içerikli güçlü besinler bellidir. Bunlardan bir tanesi kuzu etidir. Bir tanesi gerçekten ama gerçekten üzümdür. Üzümün özellikle kara üzümün iyi çiğnenmesi ve doğru kullanılması, cevizle dengelenmesi, bademle dengelenmesi durumunda Oradaki demiri kullandım bu şartı mide bağımlı değildir. Bu nedenle acil eylem planında bunu kullanabilirsiniz. Bir avuçla başlanmalı. Daha fazla değil. topla. Ceviz ve üzümün miktarı bir. Metabolizmasını hızlandığını nasıl anlayacaklar? Ellerinin ve ayaklarının ısındıklarını görene kadar böyle devam ederler. Hep aynı şeyi yapmasınlar. Bu arada incirin de burada katkısı büyük ve hurmanın da katkısı büyük. Bir inşaat yapacağınız zaman İnşaat sadece demir ve çimentodur deseler sana gülersin. Kansızlığı tedavi edeceğim dediğin zaman sadece demirle bu işi çözeceğim derlerse yanılırsın. Benim orada yapmam gereken şey bir hücrenin tüm malzemelerini temin etmektir. Ben bir hücre inşa edeceğim. Bir hücrenin ihtiyaçları olan yağ asitlerine ihtiyaç var. Dolayısıyla cevizin içindeki yağ ihtiyacın var demek istiyorum. Senin doğru bir proteine ihtiyacın var. Dolayısıyla benim orada protein kaynağı olan cevizdeki protein kaynaklarına ihtiyacım var. O yüzden kuzu kemiğinin suyuna ihtiyacım var. Buradaki o detayları anladığımız zaman demir bizim için çalışır hale gelir. Yoksa bir insan demir yükleyerek kan değerlerini yükseltmek çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Böyle bir hayal kırıklığı yaşamamak için bütüncül bir beslenme biçimini de anlamak zorundayız. Kalp krizi riskini azaltmak için özel bir tarifiniz var mı? Bu ürün bolca prebiyotik ve probiyotik içeriyor olacak bulabileceğiniz en iyi antioksidanlar. En güçlü antioksidanları içeriyor olacak. Dolayısıyla bunu da bir akşam vakti yemekle beraber alırsanız mide asidinizi güçlendirecek. Özellikle kalp krizinin en büyük sebebi olan kan pıhtılaşma riski sabah uyandığında kalp krizi riski çok yüksektir. Ama bu ürünü içmişseniz eminim ki bu riskiniz %30, %40 düşmüş olacak mükemmel bir tarif geliyor. Burada kullanılan temel ürünler sirkelerdir. Evet 7-10 çeşit sirke kullanıyoruz. Bakın her birinden bir kahve fincanı kadar kullanıyoruz. Yani burada elma sirkesi de olur, alıç sirkesi de olur, zeytin sirkesi de olur, deve dikeni, demir indi sirkesi. Özellikle kiraz, vişne sirkeleri muhteşem olur. Bunları eğer ki karıştırırsanız sonra bir 400 cc meşe balı arkadaşlar eklerseniz özellikle bu Bulgaristan yöresinden gelen bir meşe balının analiz sonuçlarında dünyanın en güçlü ballarından daha iyi olduğu tespit edildi. Anzer balının 100 kat güçlü olduğu tespit edildi. Bunu da belirteyim. Özellikle bu bal buraya eklendiğinde antoksidan anlamında müthiş bir katkı üretecek. Sirkeyi dengelemiş olacak. Bir atak daha yapacağız. Hepiniz üzümün kabuğu ve çekirdeğinin ne kadar güçlü bir antioksidan olduğunu duymuşsunuzdur. Bu üründen de ben iki tam şişe boşaltıyorum buna. Sıra geldi bir şey daha. Kara dut kurusu, kara havuç kurusu, aronya kurusu bunu da eklesek ve bir şey daha bağırsak dostu prebiyotik inulin eklesek veyahut da karnıyarık otu eklesek nasıl olurdu muhteşem. Şimdi bunları da ekliyoruz. Bu ürünleri bir araya getirdikten sonra kıymeti dostlar üzerini 2 litre de su ekliyoruz. Mümkünse güçlü mikronize canlı antioksidan alkali su olsun. Yoksa burada kullanılabilecek en güzel şey soda da olabilir. Soda kullanmış ama soda tadını birazcık değiştiriyor. Kabullenirseniz olabilir. Olmadı. Suyunuzu dondurun. Donmuş çözülmüş su koyun. O da muhteşem bir etki yapar. Çünkü güçlü bir mikronize su olacaktır. Son olarak kıymetli dostlar bu içeceğin içerisine birkaç damla portakal yağı veyahut da greyfurt yağı damlatmış olsanız artık bu ürünü aromasıyla da istediğiniz yöne çekebilirsiniz. Afiyet olsun. Besinlerin ısıtılması veya pişirilmesinde günümüzde kullanılan hangi teknolojik mutfak aletlerinden uzak durmalıyız? Şimdi ev tipi kullanabilecek en gerçek fıtri olanı dökme çeliktir. Düdüklü tencerelerin kullanımında büyük bir sağlık sorunu yoktur. Airfray ile ilgili çok fazla sansasyonel bilgi dolaşmaktadır. Airfray bir sorunlu fırın değildir. Bildiğiniz konvansiyonel fırının aynıdır. Hiçbir şekilde konvansiyonel fırınla ilgili arasında bir zarar farkı yoktur. Airfray'in doğru bir şekilde kullanılmasıyla muhteşem çıtırlıkta, az miktarda yağ ama bu yağda sade yağ kullanılır. Okside Olmamış bir tereyağıdır o. Ve sadece yoksa tereyağı kullanın. Olmadı zeytinyağı kullanın. Mecbur kalırsanız. Ama sonuçta kaliteli bir yağ kullan. Kızartmaya da karşı değiliz. Yani insanın kızartma yeme arzusunu saygıyla karşılıyorum. Ama bu kızartmayı kalkıp da fritözle yapmayın derim. O zaman biz mikrodalga mı yapalım? Hayır. Mikrodalga. Suyun enerjisinin bozduğu doğru. Yemeği pişirdin. Suyu dinlendirdin. Su doğal olarak kendi öz enerjisine doğru dönüş yapıyor. Bunu da iyi biliyorum. kimya fakültesi okumuş bir doktorum. Biraz dinlendir. ya 15 dakika, 20 dakika dinlendir. Onun böyle bir enerjisi düzelsin. Sonra yersen göreceğin zarar %70, %80 azalacaktır. Diğeri fritöz dediniz. Fritöz yağlar insan fizyolojisinde ya enerji sistemine dahil olacaklardır ya da hücrenin duvarını güvenlik anlamında işlevler göreceklerdir ya da hormonal sistemin aktivasyonunda yetkilendirileceklerdir. Eğer enerji sisteminde kullanılacaksa fritözdeki yağ kirli bir atık olur. Onu da güçlü bir antoksidanla tamponlamışsa sorun yaşamaz. Yani patates kızartması yemek kıyamet koparmaz. Fakat dedim ki enerji sistemi kullanmış Yani sabah, yani öğlen, akşam değil. Yedin. Ardında benim çok böyle özenle hazırlattığım bir mor sos var. Yeşil sos var. O mor sosla yediğin zaman o kızarmış olman, okside olmuş yağın vücuda verebileceği zararlar vardır. Kirli bir atık çünkü o. Onu temizleyebilirsin. Dolayısıyla ne yaptın? O fritözden çıkan yağın oksidasyon riskini minimize et. Bitirmezsin. Hala riski var ama en düşük düzeyde Bir patates kızartmasını eğer akşam vakti fritözden çıkarılmış olan yemişsen onun yağı senin hormonal sisteme, hücre güvenlik duvarına, giderse yaşlı bir hücre yaparsın. Gençleşmek mi istiyorsun? Seni pırıl pırıl bir hücre üretecek malzeme ister. O yüzden de akşam yemeklerinde öyle oksido olmuş gıdalara çok yer vermemek lazım. Bunun anlamı salata mı yiyeceksiniz? Hayır canım. Kuzu kemikli güzelce bir kebap pişir ama ızgarada değil. Demek istediğim fırında. Hızlı kilo vermek için gece aç yatılması doğru mu? İnsanlar hızlı kilo vermek istiyor. Aç yattığın zaman protein yakıyorsun. Nasıl kilo veriyorsun? Al sana. Tuzak. Yaratılışa ters. İki tane fare deneyi yapılıyor. Farelere akşam aç yatırdığınız zaman sabah bakıyor ki belleri incelmiş. Güzel diyorlar. Demek ki aç uyuduğun zaman yağları yakıyorsun diye düşündüler. Halbuki yıkılan şey kolajen. Aç yatan insanın yağları yakabilmesi için karbonhidrata ihtiyacı var. İnsanları ekmek yemeyin diyorlar. Pirinç yemeyin diyorlar. Karbonhidrat almayın diyorlar. Şekersiz beslenin diyorlar. Şekersiz beslenen bir insanın ya yakılımını ihtiyaç duyulan glukozu nereden temin ediyorsunuz? Kolejenleri yıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ben de diyorum ki 1 gram glukoz uğruna 2 gram proteini yıkmak zorunda kaldığınızı farkında mısınız? Peygamber Efendimizin tam bu konuyla alakalı bir hadisi var. Bir avuç çürük hurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Bu kadar fıtrat net ki genç kalmak isteyenler veya da gençliğine düşkün olanlar. Eğer enerjinizi yüksek tutmak istiyorsanız bilmeniz gereken en önemli şey insan fizyolojisinin gerçek sorunu atıktır. Atık süreçlerinin gerçek sebebi de fazlasıyla tüketilmiş hayvansal proteindir. Hayvansal proteinleri yönetemeyecek bir düzeyde yiyorsanız yaşlanma sürecinizin de hızlanıyor olduğunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden Sizlere benim burada iletmek istediğim nihayet bilgi, insan fizyolojisi yağların enerjisini kullanır, karbonhidratların gözetiminde proteinlerin güzelliğini kullanır, senin gençleşmen için ve yenilenmen için. Akşam ezanı vakti, akşam güneş saatidir insanın fizyolojisi. Bu fizyolojiye uygun akşam vakitlerinde yemeğinizi yemiş olmanız. Ondan sonraki iki saat içerisinde ayakta kalabilmeyi öneriyoruz. İlla uyku bastı uyuduysanız bile iki saat sonra uyanmayı önemsiyoruz. Çünkü bir bardak su içersen o su midenin içindeki o güçlü asidi nötralize eder. Dövdönüme daha uygun hale getir. Dövdene ülseri engellemiş olursunuz. Hatta yatış pozisyonunun tersliği bu asidin pankreasa da zarar vermesi sebebi veriyor. de yapabiliyor bu yatış pozisyonu. Bu yüzden uyanık olmanızda şifa var diyoruz. Uyuyacaksınız da mutlaka iki saat içinde uyanmaya çalışın. Bir bardak suyunuzu için sonra tekrar uykunuza devam edin deriz. Sağlıklı kalmak için özel bir tarifiniz var mı? Sizlere bir sos paylaşarak özellikle sağlığınızı bir zenginlik katkısı olsun istiyorum. Buradaki oranları kendi damak zevkinize göre değiştirebileceğinizi bilmenizi istiyorum. Esas istenen şey bir çikolatanın kıvamını yakalamaya çalışmanız gerekmektedir. Bu çikolatanın kıvamını yakalayabilmeniz için güçlü bir robota ihtiyacınız olacağı kesindir. Fakat bunu evinizde sofranızda bulundurmayı başarırsanız o gece yediğiniz yemeklerin sabaha kadar kanda yapabileceği endotel hasarına karşı bir tedbir niteliğinde olacak. Bu da gençleşmek için aslında kullandığınız bir koz olacak. Çünkü insan özellikle Gençleşecek mi, yaşlanacak mı? Sorusunun yanıtı nerede buluyordu? Gece yediğinde buluyordu. Buradaki ürün öylesine tasarlanmıştır ki bir hücre onarım fazının her ürünü var burada. Başlayalım. Kırmızı pancar, reyhan ve mor lahana. Mor lahanayı çok az kullanacağız burada. Kırmızı pancardan 300 gram kullandıysa mor lahanadan 50 gram kadar kullanıyoruz. Ve tadımlık reyhan kullanıyoruz. Burada esas konu 20-25 diş sarımsak kullanmalısınız. Minimum orada. Hatta bunu 30-40'a çıkarabileceğinizi söylemek istiyorum. Damak zevkinize göre bunu değiştirerek hangisinin size uygun olduğuna karar verin. Örneğin gribal enfeksiyonun arttığı bir zaman dilimindesiniz. Size tavsiyem lütfen bu ürünü bolca sarımsaklı hale getirin. Yani 25 dişli 40 dişli kullanın. Kullandığınız sarımsağın Çin sarımsağı olmamasına dikkat edin. Kastamonu yöresinin güzel bir sarımsağı vardır. Bunu tavsiye edeceğimi belirteyim. Diğer konu kıymetli dostlar. Burada mutlaka sirke olmalı. Yani bir bardak kadar sirke, bir bardak kadar zeytinyağı ve bir bardak kadar limon. Bunun koyulaşması gerekiyor. Koyulaştırmak için ben keten tohumu da kullandığım oluyor. Ceviz de kullandığım oluyor. Ay çekirdeği de kullandığım olur. Kabak çekirdeği de kullandığım olur. Ve humus da kullandığım olur. Bunların hepsi doğru. Hiçbirinde sorun yok. Bunları da karıştırıyorsunuz. Ama burada ince bir ayar var. Önce bu kıvamlaştırıcıları koymazsınız. Önce sirke, limon ve zeytinyağını koydunuz. Güzelce bir krem haline getiriyorsunuz. Sonra kıvamlaştırıcıları az 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 ekliyorsunuz. İstediğiniz kıvamı elde edene kadar devam ediyorsunuz. Günlük kullanım miktarı Duruma göre değişmekle birlikte bir kaşık bile burada hedeflerine amaca hizmet ediyor. İki kaşık, üç kaşık çıkabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir detay bu ürün asla sabah kullanılmaz. Sabah kullanırsanız bütün gün yorgun gezersiniz. Çünkü tansiyonu düşürücü etkisi çok şiddetlidir. Dolayısıyla bütün tansiyonunuz düşeceği için kendinizi yorgun hissetmenize sebep verir. Gece kullandığınız zaman uykunuzun kalitesini artırır. İçerikleri aynı olmakla beraber mor sosun yanındaki yeşil sos sadece içerik değişiyor. Mor yerine brokoli, avokado ve dereotu gibi yeşil ürüne kullanırsanız bunun adına yeşil sos denir. Her zaman için gaz fren sistemiyle çalışmak zorundayız. Mor soslar kanı çok sulandırır. Oysa yeşil soslar kanın sulanmasını frenler. Bu nedenle de buradaki gaz fren için 2 gün 3 gün mor sos yemişseniz 1-2 günde yeşil sos tüketmenizi öneriyorum. Günlük yaşantımızda nasıl beslenmeliyiz? Yani ben insanların patates kızartmasını yeme demek yerine patatesi doğru kızart. O fritözün içinde değil, fırınlama metotlarını kullandığın zaman zarar görmeden o çıtır o lezzetliğini elde edebilirsin. Ben sana bir sigara böreğini yeme demek yerine o sigara böreğini doğru pişir, içeriğini zenginleştir, ununu doğrulaştır böyle ye Doğru beslenme dediğimiz kavramın gerçek adı aslında insanın genom yapısına uygun gıdayı bulabilme becerisidir. Sadece ineklerden örnek vereceğim. Bir ineğin otla beslenmesi yerine mısırla beslemeye başladığınızda barsa florası değişti. Et yapısında, protein yapısındaki izomer değişti. Ayna görüntüsü değişti. Kanda bu protein yapılarına karşı antikor gelişti. Minik bir değişim büyük bir sağlık problemine dönüştü. Bugün yeryüzünde otoyumin hastalıklar var değil mi? Üsatif kolit var. Kron hastalıkları var. Haşimato var. Neredeyse 3 kişiden biri Haşimato tanısı alıyor. Bunlar hepsi otoyumin hastalıklar grubunda. Romatizma hastalıkları, romatoid artritler, ankilozan spondilitler. Bunların hepsi bir otoyumin hastalık zinciriyken İnsanların bağırsak sistemlerinin geçirgenlikleri ve mide asitlerinin yetersizliklerinden kaynaklandığını çoğu zaman atlıyoruz. Dolayısıyla fıtri beslenmeye geçtiğin zaman problemin çözüm noktasına giriyoruz. Bizim burada yapmamız gereken fıtri beslenme dediğim şey önce hayvanın doğru beslenmesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir devam olmasın. Çörek otunun acaba bize faydaları nelerdir? Hadi şey isabettir. Mizacı güçlü bir yağdır. Bunu dengeleyici şey baldır. Ben onu balla bütünleştiririm ama dozu düşük tutarım. Bu ürünü kullanacağınız zaman bir, az kullan, her gün kullanma. Hatta da iki kere, üç kere. Bir tatlı kaşığını geçme. Aldığın zaman da azıcık bir bal alın. Güçlü bir bal, meşe balı gibi güçlü bir bal al. Ve izle kendini. Sana nasıl etkiliyor? bizde. Ve bu konuyla ilgili kendin de hissedersin. Sana faydası nedir, katkısı nedir. Eli üşüyor, ayağı üşüyor. Bu adama çörek otu lazım. Eli yanıyor, ayakları yanıyor. Bu adama çörek otunu dikkatli kullan demek gerekiyor. Bu adama zarar verebilir demektir. Günlük çok fazla çay ve kahve tüketmenin zararları nedir? Çayı doğru demlemek, çayı doğru zamanlamayla içmek bir ilaç gibidir. Günde 5 bardak, 10 bardak çay içmek Muhteşemdir. Çay demlerken zeytin ağacı yaprağını kaynamış suya koyarsanız sizi virüslere karşı korur, kansere karşı korur. Ya kansere karşı koruman bu kadar kolay iken neden yapmayız? Çünkü bilmiyoruz. Ama bu video izleyenler şanslı öğrendiler. Bildiğiniz zeytin ağacı yaprağı kaynayan tarafta olacak. Saatlerce kaynasın. Kaynadıkça vücudun temizlik hücrelerinin artış demektir. Ya da ara ara tarçın koy. Ya da ada çayı koy. Ya da biber ya koy. Bir diye kaynayan tarafa bunlar konur. Dolayısıyla ben madem çay içince güçlü bir antoksidandır, onun gücünü artırdım. Çay ne zaman problem oluyor? Çay yanlış demleniyor, yakılıyor. Yani kaynayan su demin üzerine dökülüyorsa bu haşlama oluyor. Bir kere böyle demlememek gerekiyor. İkincisi çay kaynağınızda bir sorun olabilir. Yani aldığınız çay bir sorun olabilir. Özellikle bu konuda deneyimli olmanızı öneririm. Yani madem ki her gün çay içiyoruz, lütfen güvenli bir kaynaktan çay almayı prensip haline getirin. Üçüncüsü doz. İnsanların bir kısmı 30 bardak çay içiyor. Nihayetinde çay iyi bir diüretiktir. İdrar söktürücüdür. Diüretik bir ürün dozunda kullanıldığında bir temizliktir. Ama abarttığında ne olur? Kahve de diyüretiktir bu arada. Çok kahve içiyorsa o insanlar ne kadar su içerse içsinler sudan yarar görmüyorlar. Susuz bir beden hızlı yaşlanıyor. Konu bu. Kahveye gelince kahve akrilamit üretiyor. Akrilamit kanserojendir. Bir insan bedeni günlük 10 milyon 20 milyona yakın kanser hücreyi temizleyecek kadar güçlü bir yapılanmaya sahiptir. Ancak bu oluyor diye bu şartları zorlamanın alemi yok. Bu yüzden bu kadar riskli bir besini fazla bir dozda almaya lüzum yok. Bize faydası yok mu kahvenin? Var. Nerede? Astım atağı geçiren bir adam iki fincan kahve içerir atağı duruyor. Yani nefesi açıyor. Anti astmatik ilaç gibi çalışıyor. İnanılır gibi değil ama güçlü bir etkisi var. kalbe güç veriyor. Bir kişinin kahvesini kesip her günde iki fincan, üç fincan içen birisi ise bu videodan sonra o kanserojenmiş deyip kahveyi kesiversin hastanelik olur. Neden? Tansiyona pat diye düşüverir. Kalbin beslendiği bir gücü kesmiş oldunuz. Kahve tedricen azaltılmalıdır. Yani şu, bu videoyu 5 fincan kahve içiyorsa önümüzdeki hafta 4, sonraki hafta 3, sonraki hafta 2, 2 de durabilir. Ama benim fikrim 1'dir. Kahvenin en güzel saati neresidir? Eğer ki öğlen arası uyumamışsa, dinlenememişse ve çalışmak zorundaysa, verimli yaşamak istiyorsa 3-5 aralığındaki kahve candır, dinçlik verir harika bir zamanlamadır. Kahvenin bir diğer problemi Alzheimer riskini artırdığına dair de bir kanıt var. Bununla ilgili görüntüleme çalışmaları yapıldı ve kahve içimi sonrası beyin kan akımının %15 25 arasında azaldığı gösterildi. Beyin kan akımının %15 25 arasında azaltmak ne demek? Ben kahveyi içiyorum ama günde bir fincanla fazla içmiyorum. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayal Hayalhanemi yıllardır takip ediyorum, yıllardır dinliyorum. Çocuklarımın da dinlemesini çok sağlamaya çalışıyorum. Elinizden öperiz. 20 yaşlarında iki tane çocuğum var. 10 yaşında bir çocuğum var. Bizim onlara vermemiz gerekip de veremediğimizi güvenle veren bilen bir kaynak olarak gördüğüm için Allah razı olsun dediğim bir kanal. İyi ki varsınız yani. Bu kadar bir Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. <laughs> Mehmet Yıldız'ın kaleminden mutlu evliliğin sırları şimdi maybedesten.com'da Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.